Hala bizi tanımıyor mu lan bunlar? Beni tanımayan adam hayatı bilmez ulan. İyi dedim baba. İyi dedim değil mi gene? Hoş geldiniz. Hangi aile izlemiştiniz? Salvatore. Tamamdır. Bu araca binebilirsiniz. Yardımcı olacak size arkadaş. Bir daha sordu bak. Lan oğlum kaldırırım lan sizi. Kaldırırım lan. Kapılarda kanat gibi anasını satayım ha. Ana gülüm ana. Hoş geldin Batı Ege. Barona Bu savaş. böyle bir şey Barona savaş ilan yapabilirsiniz. edemiyorsun çünkü baronluk diye bir olay yok serverda. Bunlar admin olduğu için admin olarak denge yapıyorlar falan filan. Yani baronluk diye bir olay yok serverda. Öyle bir yapı kuramıyorsun. Bizim araç rengini yapmış tavuk. Bizim araç rengi bu değil ki oğlum. Biraz daha açık ya. Olsun sıkıntı yok. Bizim rengimiz belli. Şöyle bir bakalım nereye oturalım ha? Kimmiş bunlar? Fadıl Bey şurada, onun yanına oturalım bari. Maşallah. Karşıdaki kim? Dimitri mi lan? Ha. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Vito Bey, hoş geldiniz. Yanım boş mu Buyurun. Fadıl Bey? Boş boş, buyurun buyurun. Ah, gelelim oraya ya. İyi Vito Bey, akşamlar Gaye Hanım. karşıdaki beyefendi size ne çabuk benziyor. Taklitler aslını Hoş yüceltir. geldiniz Yok Vito ya, Bey. dostumuzmuş o ya. Dimitri Bey nasılsın? İyiyim iyiyim, sizi sormalı. Ya seninle bir oturamadık kıymetli dostum, nedir bu ya? 2 gündür çok beklettiniz beni. Evet, haklısın haklısın. Bunun bir affı olur, bugün geleceğim. Kusura bakma. Tamamdır, bekliyorum mutlaka. Eva Hanım'la biraz sohbet edebildik ama kusura bakma, haklısın. Bugün geleceğim. Kesin geleceğim bugün. Hatta buradan çıkıp Tamam. yanına geleceğim. Tamam, bugün kesinlikle Kesin bekliyorum kesin seni. bugün yanındayım kıymetli dostum. Adıl Bey nasılsın? Vito Bey, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim de Gaye Hanım bana küs Vito herhalde Bey, ya. Selam verdi, ona kalmadı göre bir selamımızı. sesim hazırlık geliyor yaptınlar. mu? Şu an duyuyorum evet. Heh, hoş geldiniz Bu Vito Bey, toplantıdan duymadınız sonra beni. Efli'ye geçip Hoş hazırlık bulduk. yaptınlar. Dedim acaba dünden dolayı bize kırıldı mı kendisi? Ben değil, eşiniz kırılsın Vito Yok yok. Yani. Şimdi bizim hanım burada olmayınca tabii ufak tefek bizim de bir ortamımız olabiliyor. Şimdi. Yenge hanım gelmiyor mu Los Santos'a Vito Bey? Yok yok, onun İtalya'da önemli işleri var maalesef. Ha, O eyvallah. yüzden buraya getirmeyi düşünmüyorum kendisini Fadıl Bey. Yani bir kadın birliğinden ötürü Vito Bey, lütfen yanlış anlamayın ama Tabii, sanki haklısınız. tabii şimdi eşiniz burada olsa, Fadıl Bey aynı şekilde olsa, kendisi de aynı tepkiyi verdi diye düşünüyorum. Olabilir. Olabilir. Karmela biraz ters bir kadındır. Olabilir. Kıymetli dostum, var mı canını sıkan, seni üzen bir yaramazlık? Bana dedin değil mi Evet, Salvatore? evet, evet. Vallahi bizim bir sıkıntımız yok. Sağ olasın. Dün mahkeme işinden bizi sıyırttın. Onun için zaten ayrıca bir teşekküre gelecektik. Aramızda kalsın. Değil mi? Evet. Evet. Kimse duymuyor merak etme. Evet. Derin kulağı vardır biliyorsun. Oğlum Fadıl ne yapıyorsun? Şimdi baron duyar. Benle habersiz. Sizin dün evlatla görüştük. O silah ve mermi olayını. Evet. Büyük ihtimalle bugün halledeceğiz o işi. Tabii ne Vito istiyorsanız Bey, bugün olmazsa halletsinler. da yarın. Efendim Dimitri Bey. Hayırlısı olsun mekanınız. Gelemedim, kusuruma bakmayın. Canın sağ olsun, Eva Hanım geldi, hiç sıkıntı yok. Sizin için Evet ben evet özel bir gün kendisini... yapacağım. Kusura bakmayın, onun telafisini de ben yapacağım. Ne demek ne demek, problem yok. Yani kendi iskelemdeki etkinliğe bile katılamadım. Şehir dışındaki işlerim hiç ummadığım şekilde gelişti. Eva'yı gönderdim ama benim de orada olmam gerekirdi. Yeni bir mekan açıyorsunuz. Hayırlı olsuna, ben ekstra güzel bir şekilde geleceğim yanınıza. Tabii, canın sağ olsun, sıkıntı yok kıymetli dostum, problem yok. Teşekkür ederim anlayışın için. Kibar adam Aleyküm ha. selam. Adam da kibar bir adam ama tehlikeli bir adam da olabilir, bilgin Hoş olsun. geldiniz Zafer Bey. Öyle mi? Evet, Böyle eyvallah. adamlardan korkacaksınız. Sessiz adamdan Her şüpheleneceğim. zaman.
Her zaman. Ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. Evet. Efendim evladım, yavrum çocuğum. Ya. Söyle. Alo. Evet gülüm. Ha, baba ben geleyim mi yoksa şey yapayım mı? Kalayım. Sen orada. Tansiyonun düşünce keniği getirdin. Bir kişi getirebiliyormuşsun yanında. Tamam. Siz parayı yatırın. Şirket hakkında falan bir şey konuşulacakmış bilmiyorum ama. Efendim? Şirketler hakkında bir şey konuşulacak yazmışlar da ondan sorayım dedim. Yani zannetmiyorum. Öyle bir durum olursa seni getiririm buraya. Sen buralarda ol. Tamam. Tamam mı çocuğum? Tamam hadi bakayım tamam. Oğlum hadi görüşürüz. Onu düşünüyorum onu. Ağlayırım ağla. Ya geçen toplantıda bir tane hanımefendi vardı. Elma yemiyordu. Kendisi bugün yok mu acaba? Elma mı yemiyordu? Sürer. Evet evet, Baron Bey yasaklamış her şeyi. Kadın burada acından bayıldı gitti ya. Allah Allah. Evet, yemek evet. Yemeği mi yasakladı patron? Yasaklamış, hiçbir şey yedirmedi kadına. Adam burada bayıldı gitti. Sigara içmek de yasak değildir herhalde Vito Bey, değil mi? Sanmıyorum onun yasak olacağını ya. Açık havaya geçen Dimitri Bey bir sigara içilmez falan dedi. Kendimi Kızılay seminerinde hissettim bir an. Açık alan kim ne diyebilir? Hayalım. İşin ya. Hatta canım çekti, bir tane de ben yakayım ya. Dostumuz yaktıysa bize de yakmak düşer o zaman. Söyledin mi çocuklara? Evet, bu arada o Kızılay değil de Yeşilay'dı, düzelteyim. Efendim? Ha doğru, Yeşilay'dı. Evet. Özür dilerim. Neyse işte, demek istediğim şeyi anladınız. Toplantıdayım. Duyuyorum, duyuyorum, toplantıdayım. Bir de rolümüzü de veriyoruz bak. Ulan hiç sigara da içmem hayatımda, hiç sevmem anasını satayım. Biraz azdı sanki ya masada. Zafer Bey de gelmiş. Merhaba reis. Zafer Bey hoş geldin. Merhaba, selam verdin de duymadın galiba. Ha yo, duymadım duymadım. Sigarayı tekler. Hoş buldum. Sigarayı tekler. Nasıl gidiyor, iyisin? Çok şükür ya, çalışmaya devam ediyorum. Ani bir hamleyle sigarayı yutan. Yutandayız aynen, araç alıp satın. Kendi kabında. Ya biz pek etliye sütliye karışmayı tercih etmiyoruz kimseye. İş adamıyız. Tamam. Cancım hoş geldin. Korkucun. Merhabalar Can Bey. Bak bak, bize pas vermiyor bak. İyi akşamlar dedim ya. Ha, İyi akşamlar Can Bey, eyvallah. İyi akşamlar dedim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam sesi gelmedi ama. Hoş geldiniz mi diyor. Hoş geldiniz diyor, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sesim herkese geliyor mu? Hepiniz toplantıya hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk beyefendi. Evet, hoş geliyor, bulduk, geliyor. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Var mı eksiğimiz? Çok var gibi beyefendi. Yapacak bir şey yok. Kendileri kaybeder. Uydu. Hızlı bir hamleyle 10.000 bit atar. Siyah da be. Şimdi biliyorsunuz ki toplantıları normalde Norris yapardı. Norris toplantıya katılmak için Boye. Şehre gelecek olan sevkiyatlardan Salazar, bir 100 abonelik daha hediye etmiş bize, teşekkür ediyoruz. Gemiye bindirilmişti. Bu gemiden bir daha haber alınamadı arkadaşlar. Eyvallah. Gelecek olan gemi 700. Çok önemli bir gemiydi. Ne oldu, ne bitti, herhangi bir fikrimiz yok. Ama bak, siyah adam öldü demiyor, pas muhtemelen atıyor buradan Ertuğrul'a. Tutuklandığını düşünüyoruz. Bak. En kısa zamanda zaten sizlere bilgilendirmesini veririz. Bak, sildik demiyor yani. Helal lan sana. Sağlık bir dönüş bekliyoruz. Bence Ertuğrul, bak. Bir haber aldığımızda kesin bir bilgi vereceğiz sizlere. Bak, bence Ertuğrul'layız. Bunu izlediyse ben, adam burada Fernando Rodriguez. Bir zeytin dalı uzatmıştır bence. Zamanla zaten tanışacağız sizlerle. Bence bir zeytin dalı uzatmıştır. Helal olsun Eser. Ben de Juan Garcia. Arkadaşlar. Ulan adamın adı ne dedi? Unuttuk anasını, adını duymadık. Şimdi malum Norris yakalandığı için muhtemelen düşüncemiz o yönde. Ve bu toplantının da bir an önce yapılmasını talep ettiğiniz için. Adı ne dedi chat? Ben harbi duyamadım. Biz geldik. Şimdi burada Norris'ten aldığımız dışarıdaki bilgilerden doğrultusunda. John Garcia diğeri neydi?
Notları kim almıştı? Fernando Torres'in. Ben aldım. Bize bazı notlar verdi. Fernando Torres'in. Tamam. Önce konu başlıklarını bir konuşacağız. Ondan sonra sizlerin sıkıntıları varsa onları dinleyeceğiz. Bir tanıyalım değil mi arkadaşları da? Öncelikle bir tanışalım. Tekrar evet. Söylüyorum. Ben Fernando Rodriguez. Ha, Fernando Rodriguez'miş. Fernando Rodriguez. Ben de Juan Garcia. Ha, Juan Şöyle Garcia, Fernando Rodriguez. Şöyle başlayabiliriz. Biz de sizleri tanıyalım kısaca. Eyvallah. Sayın Fernando, biz Jilet ailesi. Jilet ailesinin patronuyum. İsmim Fadıl, soyadım Delioğlu. Namımız Jilet olarak geçer şehirde. Her türlü devlete karşı politikada aile olarak elimizi taşın altına koyarız ve öyle hareket ederiz. Hiçbir zaman aile olarak bir haraç işine girmeyiz. Ekip sayımız donanımlı çocuklarla yaklaşık 40 kişiye ulaşmış ve şehirde de özellikle son 1,5-2 haftadır çok aktif bir sayıyla birlikte Toye 33 kişiye daha abone geliyor. 5-6 tane mevzuyu çözmüş. Eyvallah Toye. Ve öyle de şehirde hayatımızı idame ettiren bir aileyiz. Kaç oldu? Şehirde bir mekaniğimiz mevcut. 333. Aynı zamanda inşallah bu haftada bir emlak. Eyvallah. Ve aynı anda bir gun shop tarzı bir işletme. Adamın limiti bitti artık diyor. Ya bu şekilde de hayatımızı idame ettiriyoruz. Abi adamın kredi kartı limiti bitti. Güzel. Eyvallah. Şehirde bu kadar etkin olmanız bizim de hoşumuza gitti. Sizden devam edelim beyefendi. Evet. Baylar öncelikle sizlere de hoş geldiniz. Ben Vito Salvatore. Salvatore Holding'in sahibiyim. Aynı zamanda yeraltı dünyasında da Salvatore ailesi olarak biliniriz. Biz de birçok iş yapıyoruz. Bir bankamız var, mekaniğimiz var, galerimiz var. Aynı zamanda mermi, zırh gibi malzemeleri sattığımız bir de black market sahibiyiz. Şehirde sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır ama herkes tarafından namımız bilinir. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Sizin de bu şehirde bu kadar köklü bir yapı oluşturmanız bizim hoşumuza gitti. Sizle devam edelim. Ulan bakan benim adamım. Efendim. Bu şehirde en köklü adamım. Bütün aileler ve patronlara hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Diablo Vefa, Vefa Emlak'ın patronu ve kurucusuyum. Oğlum bu Diablo ve bunlar aile değil yani. Şehre yeni geldik. İlk toplantımızda bu. O yüzden herhangi bir şey diyemeyeceğim. Herhangi bir aileyi tanımıyorum. Tanıştığımız ailelerle de dostuz zaten. Bizi bilenler bilir. Herhangi bir husumete karışmayız. Kendi yolumuzdayız. Bunlar aile mi olmuşlar? Güzel. Yavaş yavaş sizin de diğer aileler gibi büyümeniz dileğiyle başarılar diliyorum. Devam edelim. Öncelikle hepinize merhaba. Biz de Clay'in ailesi olarak şehre geldi bir hafta oldu. Ben Clay'in ailesinin patronusu Alex Clay'in. Patronumuz malum işlerinden dolayı gelemedi. O yüzden ben geldim. Şu anlık şehirde 2-3 kişi yani 2-3 ekibi tanıyoruz. Gerisini tanımıyoruz. Tanışmak da isteriz. Tamamdır. Teşekkürler. Sizle devam edelim. Ben Zafer Karahanlı. Şehirde ikinci el gallerimiz, mekaniğimiz, Black Market'imiz ve emlağımız var. Karahanlı'yla evet, da bayağı da uğraşmıyor bana. Karahanlı'yla bir uğraşayım bile. Olmuyor. Karahanlı. Ula Karahanlı. Biraz uğraşsa mı Karahanlı'yla? Zaten tanışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldin diyorum buradan. O kadar. Güzel. Ticaretimizin büyümesi dileğiyle. Bu bira içen beyefendi. Efendim merhaba, saygıdan. Afiyet olsun. Ulan John. Efendim adım John. Soyadım Mick. Ne? Adım John. Soyadım Mick. Cümleten selamun aleyküm. Dimitri Bey bir anda yoğun bir tepki verdim. Bir şey mi oldu? Adama bir şey oldu galiba ha. Devam edelim John Wick. Sanırım tepkisi bize değildi. Oğlum adam ne oldu? Ayağına mı bastılar, ne oldu? %60 oranları geçmeyecek şekilde işlettiğimiz. Ayrıca Ubu kafemiz var ve çok sevgili dostumla birlikte ortak işlettiğimiz klubumuz var. Bu kadar efendim yani. Güzel. Şimdi bölüyorum, bir şey soracağım. Yani bu %60'ı geçmeyecek üzere diye belirtiyorsunuz ama bir problem mi var?
Efendim burada. Açıkçası var. Aldığım duyumlara göre %60'ın üzerinde bozmalar gerçekleşiyormuş. Tamam, birazdan gelelim o konuya o zaman. Bizim notlarımız arasında da var çünkü. Peki, teşekkürler. Şöyle devam edebiliriz. Ne oluyor nasıl? Ethanet ailesinin patronuyum, eski adı Kapital olarak bilinir. Şehirde bir adet lojistiğimiz, yani sizlere gunshotlara bulayım. Oğlum ne oluyor? Adetten denilenmiş mekaniğimiz mevcut. Adam toplantıya uçarak girdi. Yani yeni gelen nadir olarak hoş geldiniz diyorum. Oooo diye dalıyor. Güzel, bizim indirdiğim silahları Murat'a biz de geliyoruz. Ya, Fernando. Devam edelim siz beyefendi. Oğlum uçarak oraya gelse çok komik olur diye ya. Dostum. Duyamıyoruz ama. İkinci sıradaki sarışın beyefendi. Sarışın gözlüklü. Sanchez. Dimitri'ye bir şey oldu oğlum. Ne yemeğe dedi, orada gitti. Problemi var. Ben devam edeyim. En son tabii ki. O zaman. Ben Mendez ailesinin patronuyum, Luis. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten çoğunuzla dostum, arkadaşım. Hepinizi severim. Gölbar ve Bağman'ın sahibiyim. Etliye sütlüye karışmayı tercih eden bir insan değilim. Kendi halime, ticaretime bakarım, eğlenmeme bakarım. Ailem de aynı şekilde o yoldadır. Bu şekilde. Benim çok iyi bilecek bir şeyim yok açıkçası. Ticaret olarak sadece mekan işletmesiyle mi ilgileniyorsunuz? Evet. Onu tercih ediyorum. Yalnız karşı tarafın sesi biraz az geliyor, fazla duyamıyoruz. Tamam, ilk sıradaki arkadaş devam etsin. Biraz bağırırsanız. Geliyor mu sesim? Daha net bir şekilde. Merhaba öncelikle. Ben Luis Al Capone. Al Capone ailesinin ikinci patronuyum. Abimin işlerinden dolayı abim katılamadı. Ben geldim. Şehir içinde gun shop, mekanik, emlak ve black marketle uğraşıyoruz şu anda. Bu şekilde. Sağ olun, oturun. Devam edelim. Kürklü mantolu beyefendi. Merhabalar arkadaşlar öncelikle. Birçoğunuzla tanışıyoruz. Oğlum herkes gelip oraya çarpıyor, çok komiğime gidiyor. Ben Kaptan Kimsesiz, Armageddon Holding'in patronuyum. İşletme konusunda şehirde bir adet galerimiz mevcut. Bir adet kasino, bir adet black market ve mekaniğimiz mevcut. Bu iş dallarında ticaretimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi şu notlara bir bakayım hemen ben. Bu arkadaşlar neden geç geldi? Şurada yeni gelenler mi vardı? Şu tarafa doğru yaklaşır mısın? Bende küçük bir problem vardı kaptan. Dostum sen kimsin? Ben mi dostum? Evet. Niye geç geldiniz? Bir tık geciktik. Kıyafetçide sıra vardı da. Kasada. Kusura bakmayın. Okey. Yanındaki beyazdı. Beraber geldik zaten. Okey. Okey. Şuradan devam edelim o zaman. Konuşmayan bir kişi aldı. Evet, kusura bakmayın öncelikle. Herkese iyi akşamlar. Ben Dimitri Sanchez. Sanchez ailesinin patronuyum. Çok uzun zamandır bu şehirde yaşıyorum. Şehirdeki en büyük eğlence mekanı olan İskere Bar'ın sahibiyim. Aynı zamanda Loris Bey'in şehre indirdiği susturucu ve uzatılmışların sevkiyatını ve satışını yapıyorum. Güzel. Şu yeni gelen arkadaşları da bir tanıyalım hızlıca. Kusura bakmayın, bağıramıyorum, biraz boğazlarımda problem var da. İsmim Jack Flame, Crips Gang sözcüsüyüm. Genel olarak şehirde çiçekçi, gun shop ve black marketimiz var. Bu işlerle uğraşıyoruz. Başka bir soru varsa alabilirim. Yok, sağ olun. Teşekkürler. Şöyle devam edelim. Dostum sanki oradan söylesen de duyulurdu. Koş biraz dostum, koş. Koştum okey. Benim ismim Dwayne, adamım Dwayne Scott. Ballasın bossuyum. Aynı zamanda bir yandan bir mekanik, bir de çiçekçi işletiyoruz. Bir yandan da Southside'da birkaç parça eşya satıyoruz diyebilirim. Diyebilirim. Şu sıralar Taco'nun açıldığını gördük. Uzun zamandır bildiğiniz kadarıyla kapalıydı. Bunun için zaten ayrıdan konuşacağım. Hem Taco'nun satışını hem de jointlerin satışını yürütüyoruz. Öyle yapıyoruz, evet. Diyebilirim. Bu kadar. Başka bu kadar. Söylemek istediğim ne şey kadardan yok. Satıyorsunuz? Çok iyicecik ya. Jointleri şu sıralar 2.5'tan satıyoruz diyebilirim. Diyebilirim. Güzel gidiyor ama.
İdare ediyor. Çok fazla duyuramasak da özellikle şu yeni açılan mekanlarda satışını hızlandırmayı düşünüyoruz. Diyebilirim. Örnek veriyorum. Sanırım yarın bir Unicorn açılışı olacak. İçeriye yüklü miktarda satış yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde Unicorn'un sahibiyle anlaşarak güzel bir şekilde satışlarımızın olacağını düşünüyoruz. Güzel satış yapabileceğini düşünürsen ben sana bolca indiririm ondan. Gerçekten benim için iyi olur. Elimizden geldiğince çünkü satmaya çalışıyoruz ve fazlasıyla alanlar bile oluyor diyebilirim. Diyebilirim. Tamamdır. Çok iyi ya. Çok seviyorum. Takip ediyoruz. Okay. Çok iyi. Tamam, on numara adam biliyor musun? Süper. Tamam Dwayne. Sizden ömür bekliyorum ha. Son yeni bir kişi geldi. Bundan sonra gelenlere de söz vermeyelim zaten. Diyebilirim. Siz de kendinizi tanıtırsanız bir. Kral ama 7 dakika bence az bir süre beklemek için. En az bir 15 dakika beklemeli diye düşünüyorum yani. Ama bakalım gelenler kim gelecek? Kim yok burada? Santaro yok. Gerçi Santaro bıraktı mı? Ne oldu en son? Kirayı ben yokum artık falan diyordu ama. Şarttan sonra gelenleri almayın. Diyebilirim. Diyebilirim. Almam diyebilirim. Evet evet devam ediniz. Şu an bir mesleğe sahip değiliz. Düşünüyoruz. Kapandı mı Santaro? Ama bir servetimiz var onu kullanıyoruz şu an. İyiydi bence Santaro. Kirayı bence iyi rol yapıyordu. Babanız ne iş yapıyordu? İyi rol yapan bir kızdı bence. Vallahi babamı ben tanımadım. Öldükten sonra bırakmış hepsini. Tek oğlu ben olduğum için. İsmi Falcon Price. Eski bir mafyaydı galiba. Anladım. Eski mafyaysa biz öldürmüşüz. Sanki bir şey söyleyecek gibiydin Fernando. Yok. Tamam. Şu şimdi en son arkadaş son kaldı. Sunucudalar ama ekip sayıları az diye oluşu bu kapandı. Biraz familyenin patronuyum. Şehre bir hafta önce geldik. Şu anda bir mesleğimiz yok. Alışmaya çalışıyoruz diyeyim. Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Benim toplantı daha kalabalık. Evet. Geçimimiz bizim nereden sağlıyoruz? Yer kalmamışlar aslında. Devletin belirlemiş olduğu işte odunculuktur, çiftçiliktir. O tür şeylerden sağlıyoruz genellikle. Yani sadece legal işlerle uğraşıyorsunuz şu an. Evet evet. Kirayı kendin eski yok. Yok değil ya. Harip tamamdır. Kirayı bambaşka biri. Ben ilk kez tanıdım kirayı. Bilmiyorum. Şimdi yayın açıyor mu bilmiyorum. Ne bileyim oğlum ben niye bana soruyorsun bunu? Ben ne bileyim ama. Emlak konusuna. Ölçmedim ki ama. Ama bence rolü güzeldi. Oynasa iyi olurdu. Ona da Şura'yı bir düşünüyordum paslamayı. Eski ismiyle bilinen Capital Eternality. Patronu burada mı? Kalk bakayım o ya. Siz niye %70'ten bozuyorsunuz? Aha. Bizde %70'ten bozulma yoktur. Var. Yoksa burada söylenmez. Yani bizlerde %70 bozulma kimse mi? İki tane emlak çalışanımız var. Onlar da kendine sağlamışlar. Demir gittikten sonra karışmış arkadaşlar. Düzgünce işini yaparken bizim kurallarımız dışına çıkmazken siz neden bizim kurallarımızın dışına çıkıyorsunuz? Yani şöyle anlatayım, biz asla kuralların dışına çıkmayız. Zaten bizim şüphelendiğimiz birkaç olay olmuştu. Bu para aklama, para kaçırma konusunda. Zaten o yüzden de ailelerimizi ayırdık. Demem ya. Şöyle, 3 gün boyunca emlak kullanmasan, emlak yetkililerine de söyle. Ben bu konuda bilgi alırsam, emlakını komple kapatırım. %60 üstüne kimse çıkmayacak. Kural kuraldır. Bizim koyduğumuz kurallar dışına çıkmak yasaktır. Yani sadece size değil buradaki diğer herkese de herkesin de bilgisi olsun yani bu konuda. Emlak memlak değilim. Beni bağlamaz değil mi chat? Bana ne ya? Ölçmedik ya. Bir diğer konuya gelelim. Herkesin istediği Tol Vector silahı. Bizim buraya gelişimiz, aslında Norris'in buraya gelişi tamamen her aile patronuna bir Tol Vector hediye etmesiydi. Bundan dolayı o gemiye binmiş bulunmaktaydı. Artık silahları satmanızı, kullanmanızı istiyoruz ve biz de ona göre üretime başlayacağız. Şehirde nasıl kullanılır, nasıl gidilir? Nasıl ilerler? Satışlar güzel mi olur? Toplantıya katılan bütün herkese birer tane verilecek. Bir de şu an burada kaç tane gun shop var? Bir sayısını alabilir miyiz? Bir tane mi var lan? Not alalım hemen. İki. Burayı tam yakalayamadım. Evet. Gun İsimleri shop de söylesinler, ona göre not alın. Al Capone gun shop. Clean Gun Shop. Crips Gun Shop. Okey.
Toplam 3 tane var. Amido Gun Shop. Peki gelmeyen Gun Shop sahibi var mı? Ona da bir bakalım. Santora. Yok, yoksa yapacak bir şey yok. Lan biri düştü anası satayım. Yoksa zaten sevkiyat yok. Gun Shop'lara 2 tane indirelim şu an. Aile patronlarına da birer tane verelim. Bence Gun Shop'lara 3'er tane indirelim, o birer tane bizim hediyemiz sonuçta. Okey. Uygundur. Hoppa kankam, Star Gun Shop. Alın notunu arkadaşlar, onun da. Adam biri öldü, bilmiyorum valla. Monitörümü devirdi, ne yaptı anasını satayım. Şimdi şehirde biz Norris'ten yavaş yavaş yani duyuyorduk. Legallerle ilgili bir sıkıntılar varmış. Ve geçen toplantıda da bazı kararlar alınmıştı. Bununla ilgili sıkıntısı devam eden, yeni olarak bilmemiz gereken ve aksiyon almamız gereken bir durum var mı? Siz aile patronlarına soruyorum arkadaşlar. Valla biz legallerin işini hallettik, bellik bir sıkıntı yok. Evet Hector. Şöyle anlatayım. Legallerde şu birkaç gündür gördüğüm ve duyduğum kadarıyla legallere yeni silahlar gelmiş. AP ve SMG olarak duydum. AP'lerden bir tanesini de biz geçen gün kasaba tarafında aldığımız bir memur arkadaştan aldık. Şu an elimizde. Ne oluyor oğlum? Dilerseniz sizlere şu an verebiliriz yanımızda. Hector Bey. Tamam, korumamıza teslim edin onu. Tamam, bir korumayın. Garip bir şeyler oluyor orada, ne oluyor? Bir sürü şeyler herhalde. Bir yandan da söyleyeyim. AP'ler, evet. Güçlü silahlar. Hani vektörlerimiz bazen bunun kanalının yanında hiç sayılıyor. Haberiniz olsun. Bunun bilgisini vermek istedim. Tamam. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar tamamen devlet üretimi. Biz kendi üretebildiğimiz silahları üretiyoruz. Kendi üretebildiğimiz mermileri üretiyoruz. Hector Junior. Tamamdır. Dwayne söz istemişti sanırım. Beyazdı. Vallahi. Evet evet dostum. Doğru söz istemiştim. Şunun için söz istemiştim ben. Şimdi az önceki vektör konusu hakkında. Herkese birer tane dağıtılacağını, gun shoplara üçer tane dağıtılacağını söylediniz ama benim aklımda kalan soru işareti tam olarak şu. Acaba gun shoplara üçer tane verilmesinin sebebi satışa sunmaları için mi yoksa kendileri kullanmaları için mi? Yani bunların en az iki tanesini satışa sunmak zorunda kalacaklar tabii ki. Okey. Yoksa tamam, aradaki adaleti sağlayamamış oluruz. Okey dostum, teşekkür ediyorum. Gun shoplara indirmemizin sebepleri zaten satışlarının nasıl olacağı. Fiyat bilgilendirmesi zaten silahlar teslim edildiğinde sizlere yapılacaktır. O silah üzerinden satışını yapacaksınız. Bu şekilde ballas. Tamam. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir şikayeti olan, yani bu masadaki patronlar arasında birbiri hakkında şikayeti olan, bize iletmek isteyen, hadi dövüşün, bizim çözüme kavuşturmamızı isteyen birileri var mı? Bir konu var mıdır? Zafer Bey buyurun. Şimdi zaten söylenen bu konu. Onun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Hem bu emlak hem bu çiçekçi konusu. Yani insanlar gerçekten oranlara uyum sağlamıyor. Bu konuda yani mağdur oluyoruz. Herkesin işletmesi var. Herkesin çalıştırması gereken bir dükkanı var. Herkes oranlara uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi burada siviller veya aileler belli bir oranda bozuluyor benim bildiğim kadarıyla. Siviller 55, ailelere toplu getirdiği için 60 üzerinde bozuluyor. Ama buna uyum sağlanmıyor. Ben birkaç kere buna şahit oldum. Ben kimseye şikayet etmek değil amacım ama bu saatten sonrası için herkes dikkat ederse sevinirim bu konuya. Yani bunun uyarısı zaten çok defa yapıldı. Biz ikimiz de buraya geldik. Bunun uyarısını tekrar yapıyoruz. Bu saatten sonra bu kurala uymayan olursa uçağıma atlar gelirim. Kafasına bizzat ben sıkarım zaten. Teşekkür ederim. Racon kesildi. Evet, maskeli beyefendi de söz istedi herhalde. Racon! Devam edelim. Evet, söz istemediniz mi? Yok, ben istemedim efendim. Tamam. Kim istedi lan sözü? Şu an kimsenin birbirinden şikayeti yok anladığım kadarıyla. Ben bir söz alabilir miyim beyefendi? Tabii ki, buyurun. Şimdi şehirde Oscar Lee adında bir muhterem var. Galiba burada yok şu an. Buradayım. Oscar Bey. En son gelmişti. Buyurun Mito Bey. Ya biz sizinle konuşuyoruz, görüşüyoruz ama sizin yine
durulma durumunuz olmuyor. Bu otobanda yine bir takım hadiseler, bir takım mevzular. Ne yapacağız böyle? Hangi mevzudan bahsediyorsunuz? Bir takım olaylara karışmışsınız yine. Kulağımıza geldi. Yani siz bu illegal faaliyetlerinizi çok açık yapıyorsunuz. Bizi ifşalayacaksınız bu gidişle yeraltı dünyasını diye düşünüyorum. Yani Vito Bey, burada bütün şehir bilir ki bizim silahımız ite çakala soyguncudan başkasına patlamaz. Eğer öyle insanlara denk geldiysek patlamışızdır yani, yapmışızdır illegalimizi. Onun yani dışında... Ya, ne iti çakalı, ne anlatıyorsun? Bir dakika beyler. Burası bizim masamız. Bizim masamızda kimse kimseye imalı laflar söyleyemez. Bu bir. İkincisi, Vito Bey'di sanırım değil mi? Evet beyefendi. Konuyu biraz açabilir misiniz? Şimdi bu beyefendi UV'ya giriyor. UV'da millete küfür ediyor. Bir olay olunca UV'dan çıkmıyor. Gecenin köründe otobanda millete icraat yapmaya çalışıyor. Abuk sabuk işler yapan bir adam. Daha önce evimize kadar geldiler. Fadıl Delioğlu'na şöyle yapacağım. Fadıl Delioğlu'na böyle yapacağım. Nasıl ye? Evet. Şöyle yapacağım, Uskan böyle yapacağım. Uskanlı denen haysiyetle bunu söyledi. Evet. Bu tip laflar ettiler. Dedim ki kardeşim, Allah Allah. Adamla bir sıkıntın varsa adamın yeri belli, yurdu belli. Yapabiliyorsan yap. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir şey de yapamamış. Bunda ciğeri beş para etmeyen bir haysiyet var. Anca gecenin köründe otobana çıkar, milleti otobana çağırır. Orada burada millete, insanları ifşalamaya çalışıyor. Bütün sivillerin yanında erkeklik yapmaya kalkıyor. Abuk bir tip. Vito Bey, sivilleri siktir edin de bu adam bana ne dedi ben onu anlamadım şu an. Evet Oscar, anlatsana bak da. Adamı attın şöyle tuttun ya, anlatsana. Anlatayım. Bu masada herkes söz isteyerek konuşuyor değil mi? Fadıl Bey. Tabii ki de, kusura bakmayın. Ya bırakın da işte çarpsınlar. Söz olabilir miyim bu konuda? Birbirlerine giderlersinler. Bir dakika, biraz önce uyardığım gibi kimse kimseye hakaretvari sözler söylemesin bu masada. Beyefendi iç çakal diyor, bu kim ki bize iç çakal diyecek? Ben ona gereken uyardım zaten, bir daha söylerse kafasına sıkmak. Siz üstünüze ben bir de alındınız ki onu anlamadım ben. Oğlum bak seni Oscar üstüme bir alırım, sabaha kadar Oscar indirmem Bey. Ha. Oscar'lı. Bu da çok duruluyorsa kasaya daha ihtiyacımız var yani, tek verelim çalışılsın. Çalışan ihtiyacımız var yani. Oscar Bey, sadece buyurun. Odunculuk yaptığınızı söylemiştiniz. Legal faaliyetlerle ilgilendiğinizi söylediniz. Biraz önce söze başladığınızda. Evet. Yalan mı söylüyorsunuz? Yani geçimimizi oradan sağlıyoruz. Ama tabii ki de kendimizi korumak adına bu meslekleri yaparken kasabada bulunan soygunculardan dolayı tabii ki de böyle illegal faaliyetlere ister istemez giriyoruz. Kendimizi korumak adına. Peki bu yaptığınız illegal faaliyetler birçok kişi tarafından duyuluyor. Bu masayı da ifşa edebilecek illegal faaliyetler mi? Ne gibi faaliyetlerden bahsediyorsunuz? Soygun yaptığınızı herkes biliyor. Kimin ne iş yap, kiminle ne iş yaptığınızı, nerede kime nasıl sıktığınızı tüm insanlar biliyor. Ve bu insanlar bunu biliyorlarsa bu toplantıya gelmen ne kadar sağlıklı? Tamam da şöyle takip bir durum var. Takip edilmediğinin bir garantisi var mı Oscar Lee? Dinliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Yani öyle bir konuya değindiniz ki hani sanki ben kasaba bölgesine çıktığımda gelen geçeni soyuyorum. Öyle bir durum yok. Biz sadece soyguncuları soyan tipleriz. Öyle gidip de sağ sola patlatan tipler değiliz. Öncelikle bunu bir netleştirelim isterim ben. Söz alabilir miyim? İkinci tabii bir konuya pardon. Değinmek istiyorum bu arada. Oscar Bey'den sonra konuşabilirsin. Tabii. Vito Bey'in sözü üzerine. Şimdi ben sizin malikanenize geldim Vito Bey. Sizinle konuştuk. Evet. Ben jilet hakkında size ne söyledim? Dedim ki bu jilet evet. Kimdir? Sen nedir? Bu jilet ne ayak demedin mi? Tamam evet doğru diyorsun. Tamam ben de sana öyle kaldıracağım, böyle yapacağım, şöyle yatıracağım tarzı cümleler kullanmadım. Ulan bak Mert ol, burada bizi yalancı durumuna düşürme. Vito Bey. Şerefsiz. Sen Vito demedin Vito. Mi ben bu adama çökeceğim Vito senin dostunsa çökmeyeyim diye. Benden icazet almadın mı? Yalan söylüyor.
İyi tabayı sakin. Şimdi beyler, hepiniz büyük ailelerin patronlarısınız bu masada. Yani burada gelip birbirinize laf söz söylemeyle bu işler olmaz. Bu işin raconu bellidir. Eğer biri kendisine karşı bir hareket görüyorsa, bir rahatsızlığı varsa ya gider konuşur halleder, nasıl ya silahlar çekilir, kan dökülür, öyle hallolur. Söz alabilir miyim beyefendi? Tabii ki. Şimdi ben kendisine bağırıp çağırmak istemiyorum ama beni tahrik ederse karşılık vermek durumunda kalabilirim. Bizim de bir ismimiz var. Şimdi tamam, bu zat... Bu son uyarısıydı zaten. Devam bu zat gidiyor bir sivili kaçırıyor beyefendi. Bakın sivili kaçırıyor. Ve bundan haberi olan da insanlar var. Şimdi sen sivil mivil kaçırıyorsun. Uvu'da küfür ediyorsun. Ailelerin isimlerini adını anıyorsun. Ben bu şehrin en güçlüsü olacağım, babası olacağım diyorsun. Bir dakika, ne yapıyorsunuz lan siz? Nerede olduğunuzun farkında değil misiniz ya? Kusura bakmayın Vito Bey, devam edin buyurun. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşın yaptığı faaliyetler bunlar. Onun dışında özel olarak paylaşabileceğim başka istihbaratlarım da var. Bu arkadaş bana geliyor. Bunun bir tane adamı var. Alpay mıydı, Altay mıydı onu tam hatırlayamıyorum. O üslup bilen, edep bilen bir adam. Ama bu bana gelip dediği laf şu. Bu Fadıl ne ayak? İşte biz bu senin dostun mu diye merak ettik. Bir icraat yapacağız, bilmem ne yapacağız. Dedim ki kardeşim ne problemin varsa adamla konuş. Bana ne anlatıyorsun sen? Ondan sonra hiçbir şey yapmıyor. Yok odunculuk yapıyormuş bilmem ne. Bunların hepsi yalan. Siviller bile bu heriflerin ne iş yaptığını biliyor. Daha önce Uvu'da, Uvu çalışanları da bu olaya şahittir. Uvu'da beni otobana çatışmaya çağıran bir adam bu. Bu kadar insanın gözü önünde. Bu adamın bu masada olması bile bu herif için bir lütuftur. Yani bu adam bu masa için bir tehlike arz ediyor. Tabii sözünüzü keseceğim. Şimdi olayda ben geçtiğim için. Buyurun. Söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Bizim Vito sözümüz bitmiştir. Buyurun Fadıl Bey. Şimdi Oscar kardeş, Vito Bey bizim dostumuzdur. Yalan söyleyeceğini düşünmem. Böyle bir söylemin varsa şu an mertsen, erkeksen masada büyüklerimizin karşısında aynı lafı şu an söyle ki buradan çıktığımız vakit kuralına uygun senin cenaze törenini hazırlayayım. Şimdi şöyle, burada racon kesilecekse o raconu biz keseriz Fadıl Bey. Kendi aranızda konuşursunuz burada. Uygun bir anlaşmaya uyarsınız. Ondan sonra dışarıya çıkarsınız, o şekilde konuşursunuz. Ya rollesenize adamlar işte, yesinler birbirlerini. Masada. Bence kimseye yakışmaz bu. Ya yesinler. Ne size, ne Vito'ya, ben olsam hepsini dövüştürürüm. Yani şöyle Fadıl Bey, daha sonra eğer bir talebiniz varsa bize iletin. Biz kendi aramızda değerlendirelim. Gerekli izinleri de size sağlarız. Bize yürüyün deriz yani. Ben aynı olsam burada salardım. Masadaki herkese geçerli. Konuşturturdum yani. Yapsınlar, birbirlerine giderlensinler. Evet. Bunu değerlendiririz. Evet, buyurun devam edin. Şimdi biz bu masada dostane bir şekilde büyüğümüzün kurallarını uygulamaya ve dinlemeye geldik. Racon neyse her zaman büyüklerimizden onu uygularız. Ama bu masadaki sözü ve hakkı geçen bir aile babasına bu terbiyesizlik yapılıyorsa bu masada hüküm verilmesi gerektiğini düşünürüm. Doğru. Yani ben Oscar Lee adlı kardeşle hiçbir şekilde bir münasebetim olmadan bana bu lafı derse büyüklerimizden de biz büyüklük bekleriz. Büyüğümüz eğer bize küçüklük yapıp geri çekil derse geri de çekilmesini biliriz. Bize burada delikanlıca söylesin, büyüğümüz huzurunda biz de bir hüküm verelim taraftarıyım. Yani bu arkadaş kim ki bize bu lafı söylüyor? Neye dayanarak söylüyor? Bunu kendi aranızda konuşmayı denediniz mi Fadıl? Ben şu anda bu olayı ilk defa burada öğreniyorum. Bu beyefendinin bana bu söylediği sözü. Kendisinin sesi de çıkmıyor. Yok, sıramızı evet. Bekliyoruz. Şimdi, buyur, evet, atayla sizinki de bitti. Oscar Bey'e geldi laf ama önce.
Atalay konuş sen, sonra ben gireyim. Konuşuyor mu şu an bu arkadaş? Biz duymuyoruz ama. Evet evet. Şöyle biraz ortaya doğru gelin. Şöyle ortaya gelsem olur mu? Uygun mudur? Şu an konuşuyorsa ben duyuyorum. Fadıl Bey sen duyuyor musun? Duymuyorum şu an. Sayın Fadıl Bey. Duyuyorum. Şöyle durumu arz etmek istiyorum ben. Vito Beylerin malikanesine toplantıya gittiğimizde biz sizin adınızı şu şekilde izah ettik. Vito Bey de burada zaten takdir eder kendisi de bu şekilde olduğunu. Sizleri tanımadığımızı sizlerin aile içerisinde bulunan birkaç arkadaşın bizim arkadaşları soymaya kalktığını ve bu konuyla alakalı sizde bir erbaplığı olup olmadığını sorduk. Yani kendisinin aracı olmasını isteyecektik orada. Ben bırak. Ama kendisinin sizi iyi tanıdığını yani dostu olduğunu ama herhangi bir konuyla ilgili bir şey yapmayacağını ve bizim sizinle toplantı yapmamız gerektiğini bize dile getirdi. Doğru mudur Vito Bey? Ne istiyorsanız yapın dedim. Bak yanlış evet. Anlatma burada dediklerimi. Yok evet evet o şekilde oldu. O şekilde oldu. Bizim yurt dışındaki işlerimizden kaynaklı biz sizinle toplantı yapmak istedik ama yurt dışındaki işlerimizden kaynaklı o toplantı talebinde bulunamadık. Bu konuyu zaten sizinle toplantı isteyip sizinle yapmak istiyorduk. Beyler, toplantı istemediğinizi burada şimdi bak kıvırıyorsun beylerin önünde. Hayır, siz demediniz mi? Zaten. Arkadaşın değilse, arkadaşın ama bu işe karışmayacaksan tamam imalı imalı konuşmadınız mı beyler? Şimdi burada niye kıvırıyorsun? Şimdi bu durum Vito Bey'le sizin Oscar'ların arasında geçen bir durum. Şimdi biz... söyle Fernando. Bu toplantı Vito ile Oscar arasında mı gerçekleşti? Öyle oldu, evet. Evet. Ama beyefendi... Adımla bizim görüşmeyi denediniz mi peki siz? Çok kısa bir, şey söyleyeyim hemen, çok kısa. Şimdi bizim bilmiyorum. Meselemizi ben yine kendi aralarındaki meseledir diye ben hiç girmek istemedim bu konuya. Ama kendileri dün gece yine sivil kaçırıyorlar. Sivillerin gözü önünde işler yapıyorlar. Otobanda yine ne hikmetse olayları yapıyorlar. Bundan dolayı artık bu arkadaşlara bir dur denilmesi gerektiği için bu konuyu açtım. Üstüne Fadıl Bey'in meselesinde de hiç çıtı çıkmıyordu. Konu tamamen bundan ibarettir.